Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak meliktir. Bu kainatın sultanı ve padişahıdır. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Nasıl ki muhteşem bir saray görsek, o sarayın sultansız ve sahipsiz olması mümkün değildir. Biz sultanı görmesek de, o saray varlığı ve ihtişamı ile sultanının varlığına ve ihtişamına delalet eder. Acaba böyle bir saray bile maliksiz, sultansız olamazsa, kainat sarayının sultansız, şu alem memleketinin padişahsız ve şu mülkün maliksiz ve sahipsiz olması mümkün müdür? Kainat öyle bir saraydır ki, yıldızlar o sarayın kandilleridir. Dünya ise o sarayda sadece küçücük bir odadır. Güneş o odanın lambası ve sobası, ay ise gece lambasıdır. Şimdi kainat sarayında küçük bir gezinti yapalım ve o sultan-ı ezel ve ebed olan Allah'ın saltanatının haşmetini ve melik isminin tecellisini bir parça da olsa görelim. Dünyamızın lambası olan güneş, dünyamızdan 1.300.000 defa daha büyüktür. Bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisinde ise 200 milyar ile 300 milyar arasında yıldız vardır. Her biri güneş büyüklüğünde 300 milyar yıldızın kapladığı alanı hayal edebilir misiniz? Acaba bu kadar yıldızı birbirine çarptırmadan gezdiren kim? Bilim adamları 800 milyon galaksiyi keşfetmişlerdir. Kendi itiraflarıyla belki de kainatın milyonda birini ancak keşfedebilmişler. Acaba kainatın büyüklüğü ne kadardır? Güneş'in merkez sıcaklığı 20 milyon santigrat derecedir. Suyun 100 derecede kaynadığı malumdur. Eğer Güneş'ten toplu iğne ucu kadar bir madde getirebilseydik, 160 kilometre uzaklıktaki bir maddeyi yakabilirdi. Eğer bütün dünya odun ve kömür olsaydı, Güneş'in bir günlük ihtiyacını karşılayamazdı. Acaba Güneş sobasını söndürmeden yakan kim? Güneş'in dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometredir. Samanyolu galaksimizin çapı ise 100 bin ışık yılıdır. Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometredir. Eğer saniyede 10 bin kilometre hızla giden bir rokete binseydik, galaksimizin bir yanından öbür yanına gitmek için 15 milyar 800 milyon yıla ihtiyacımız olacaktı. Bilim adamları 1400 adet kuyruklu yıldızı tespit etmişlerdir. En kısasının kuyruk uzunluğu 300 milyon kilometredir. Güneşimizin dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyük olduğunu öğrenmiştik. Şimdi dikkat edin. Hayalin dahi tasavvur edemeyeceği bir yıldızdan söz edeceğiz. Betaklus yıldızı. Bu yıldız o kadar büyüktür ki çapı 250 güneş büyüklüğündedir. Hacimce güneşten
on binlerce defa daha büyüktür. Ve intizamla hareket eden muhteşem bir ordu görsek ama kumandanını görmesek, o ordunun meliksiz, sahipsiz, başıboş olabileceğine ihtimal verebilir miyiz? Elbette hayır. Çünkü askerlerin terbiyesi, düzenli hareketleri, silahlarının verilmesi, elbiselerinin değiştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi haller ispat eder ki, bu ordu bir kumandana ve melike bağlıdır ve onun emriyle hareket eder. Acaba böyle küçücük bir ordunun bile idaresi, terbiyesi, beslenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi haller, kumandansız ve meliksiz olmaz ve tesadüfe havale edilemezse, şu yeryüzünde yüz binler muhtelif taburlardan oluşan hayvanlar ve bitkiler ordusunun kumandansız ve meliksiz olması mümkün müdür? Bu öyle bir ordudur ki, milletleri farklı, ve silahları farklı, ve elbiseleri farklı, ve talimatları farklı, ve suretleri farklı, ve erzakları farklı, İşte böyle bir ordunun meliksiz ve kumandansız olması hiç mümkün müdür? Bu ordunun öyle bir meliki var ki, hiçbirini unutmaz ve hiçbir işi birbirine karıştırmaz. İşte bu ordu, misalimizdeki ordudan ne kadar büyükse, büyüklüğü ve mükemmelliği nispetinde, kumandanları olan Allah'ı, Melik ve Sultan ismiyle bizlere tanıttırır. Bizim vazifemizse, kainat sarayına bakıp, bu sarayın sultanı olan Allah'ı, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Ayetiyle zikretmek ve zemin yüzündeki ordulara bakıp, bu orduların kumandanı olan Allah'ı, göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetiyle yad etmek, onu Melik ismiyle tesbih ve tefekkür etmek ve her şeyin kendisine itaat ettiği o Melik'e itaat ederek ona abd ve kul olmaktır.